Kulüp Türk TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. İzmir FM dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. On Air dinleyicilerimiz, merhabalar, selamlar herkese. Üveyistlik Yolu, Aşkın Yolu programına hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz ilgilerinize, sorularınıza, sorunlarınıza. Dünyada ilk kez tasavvufun kal halinden gerçek yaşanılanları üveyistlerin öğretmeni, tasavvuf yazarı Muharrem Karabay'dan dinliyoruz. Yine sorularımız var. Yine cevaplandıracak Muharrem Karabay hocamız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'ım hamdolsun. Sizler nasılsınız? Her geceniz Kadir Gecesi, her gününüz bayram olsun inşallah. Beraber olsun inşallah. İnşallah. 15 asırdır Peygamber Efendimizin üzerinde atılmış bir iftira var. Acaba bunun bu programda açılmasının sizce bir mahsuru var mı? Bununla bir... başlayalım mı? İnşallah çok da güzel olur. Üçüncü kitabımın basımında ilk konusu Peygamber Efendimiz'e Ayşe annemiz 8 yaşında bir çocuk olarak aldığı iftirası var. Bu ne utanmaz ne adi bir iftira ki 15 asırdır şanlı Peygamber Efendimiz üzerinden manen kaldırılmamış. Akılla insanlar bulmak istiyorlar, bulamıyorlar. Marifete ilk girdiğimde bu çirkin iftirayı duyduğumda çok üzüldüm. Sordum Rabbime. O alem öğretti. Şimdi ise sizin bu sorunuzun karşısında cümle alem duysun. O şanlı Peygamber Efendimiz üzerindeki o çirkin iftira kaldırılsın. Buna siz vesile olduğunuz gibi bunu öğrenecek bütün kardeşlerimiz, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de insanlara bunu anlattıklarında o şanlı Peygamber Efendimizin üzerinden kaldırılan o çirkinliğin sevabından kendileri de faydalansınlar inşallah. Bir düşünsenize, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diyen bir Allah, Resulullah üzerine bunu söylüyor. Veysel Karahane Pirimiz buyuruyor ki, ilk defa ifşa eden o, şanlı Peygamber Efendimiz Allah'ın nurundan yaratıldı. Onun nurundan da 18 bin alem yaratıldı. Ahsen-i takvemde yaratıldı, en güzel yaratılışta yaratıldı Peygamber Efendimiz adına Kur'an'da sure indi. Hazreti İsa zamanında kardeşim diye Hazreti Muhammed'in geleceği müjdelendi. Böyle bir güzel, böyle büyük bir peygamber bir 8 yaşında çocukla evlenebilir mi? Onunla gerdeğe girebilir mi? Giremez. Ama işte akıl burada yetmiyor. Marifetin, ilmin bir katkısı olması lazımdı. O alem öğretti ki şanlı Peygamber Efendimiz'in üzerine atılan iftira, Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken Ayşe annemizi almış. Ey akıl sahipleri, ey birazcık vicdan sahipleri, hiç böyle muhteşem bir peygamber, ahsen-i takvimde yaratılan bir peygamber, 8 yaşındaki bir çocukla gerdeğe girebilir mi? Girmez elbette. Peki işin aslı nedir derseniz, dinleyin marifet insana neler öğretiyormuş. Hani geceleri ders alıyor diyordu ki üveysler. Evet, o alemden ders alınmayı da merak ediyorum. İşte bu sorunun cevabı o alemden geldi. Araplar zamanında peygamberimiz yaşarken bile kız çocuklarının hiçbir değeri yoktu. Kız çocukları 7 yaşına girinceye kadar isim bile verilmezdi. 12 yaşına girdiklerinde, özür dilerim, ilk özel gününe ulaştığında kızın üzerinde anne, baba, hiçbir akrabanın, kardeşin etkisi olmazdı. Kız çocuğu dilediğinle dilediği kadar beraber olabilirdi. İslamiyet'ten önceki Arap İslamiyet'ten öncekisinde Arap'ın felsefesini, yaşantısını anlatıyoruz. Bir kız ya da o devirde kadın ne kadar çok erkekle beraber olursa kendini o kadar mutlu ve güvende hissediyordu. Aslında başlı başına bir İğrençlik haliydi. Hazreti Ömer'i unutmayın. Peygamber Efendimiz'e kayınpeder olmuş. İkinci halife 3,5 aylık çocuğunu diri diri gömdü. Neden gömdü? İşte 12 yaşına girdiğinde kızının yapacak olduğu, durduramayacağı, karışamayacağı için, toplumun örf ve adetlerine göre karışamayacağı için kızın rezilliklerini başkalarına dinleyip üzüleceğine kızını öldürüyorlardı. Peki burada anlatılan nedir? Peygamber Efendimiz 8 yaşında çocukla evlenmedi. Kız çocuğu ilk özel haline kavuştuğu gün
bir yaşında sayılırdı. Arap ülkeleri bizim ülkemizden daha sıcak olduğu için ergenliğe daha önce girmiş olsa bile en erken 12 yaşından önce, 13 yaşından önce kız çocuğu ergenliğe giremezdi. Girdiği zaman da o hale erdiğinde bir yaşında sayılıyordu. Demek ki 12 yaşındaki ergenliğe erdiyse 8 yaşında üzerine koyun. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e 12 artı 8 20 yaşında eş oldu. İşte bunu da o alem öğretti. Marifet bu. Allah'tan ilim alabilmektir marifet. Aldığın ilmi anlayabilmektir marifet. İşte o yüzden diyoruz ki kardeşlerimize şeriat, rikatın üzerine marifet vardır. Marifet Rabbinize sorduğunuz soruları cevap alabilmedir. Bazıları diyor ki insanlar hiç Allah kuluna seslenir mi? Kur'an'da söylüyor ki Rabbim ben kuluma üç şekilde vahy ederim. Yani anlatırım, gösteririm, bildiririm, öğretirim, yaşatırım anlamındadır o. Nedir o? Birincisi kalbi ilham. İkincisi perde arkasından seslenmek. Üçüncüsü elçi göndermektir. Demek ki Rab sesleniyormuş. Tevhidle ruhu temizlenen kula Rab seslenebilir diyebilir miyiz? Seslenmekle kalmaz, gelir gönül evine de ikamet eder. Nasıl olur o? Rabbimizin bir kutsuz sözü var. Ben arşa da sığmam, arza da sığmam ama bir müminin kalbine sığarım. Mümin yani kalbini temizlemiş, Allah'a şirk koşmayan, ibadet ve taatlarından geri kalmayandır. Peki bizlere ibadet ve taatı öğreten bir peygamber bir çocukla birlikte olur mu? Bu ne çirkin, ne utanmaz, ne aymaz bir iftiradır ki. İşte şükürler olsun Allah'ıma. Ne kadar hamd etsek. Biz üveyslere bunu öğretti. Biz üveysler de bütün Müslüman kardeşlerimize öğretiyoruz. İşte Peygamber Efendimiz üzerindeki bu çirkin iftirayı lütfen kaldırın. Peygamber Efendimiz yaşarken bile Araplarda cehalet çok büyüktü. Kadına hiçbir değer verilmezdi. Kız çocuklarının hiçbir değeri yoktu. Ne mal bölüşümünde ne de günlük yaşantılarında. O devirdeki çirkin ananelerden bir tanesi ergenliğe ermiş kız çocuğun yaşantısına annesi babası hiç karışamazdı. Akrabası karışamazdı. Kadın özgürdü. Dilediği zaman, dilediği kişiyle, dilediği kadar beraber olurdu. Beraber oldukları insanlar bunları anlattıklarında gülüşmelere, alaylara sebep olurdu. Onurlu insanlar çaresiz kaldıkları için, kız çocuklarına da hakim olamayacakları için doğumundan sonra, belli bir zaman sonra çocuklarını diri diri kuma gömüyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da 3,5 aylık bebeğini, kız çocuğunu kuma gömdü. Neden? İleride büyüdüğünde kendisine yüz karası olmasın, insanlar alay etmesin diye. Asıl konuya gelirsek, 7 yaşına gelmemiş bir kız çocuğunu Araplar asla isim koymazdı. İsimsiz büyürdü. 12 yaşına geldiğinde, ki Arap ülkeleri sıcak ülke olduğu için bizim ülkemizden, ergenliğe kız çocukları 12 yaşında girdiğini düşünelim. 12 yaşına girdikleri gün, affedersin, özel haline ulaştığı an bir yaşında sayılırdı. Peygamber Efendimiz Ayşe annemiz 8 yaşında alındığı iftirası var. Aslında iftira da sayılmaz o. 12 yaşına girmiş bir çocuk bir yaşında sayıldığı için 8 daha koyduğunuzda üzerine 20 yaşında Peygamber Efendimiz Ayşe annemizi eş olarak almıştır. O çirkin iftiralarda şanlı peygamber, Allah'ın nurundan yaratılmış, ahsen-i takvimde yaratılmış, bütün peygamberlerin peygamberi olan bir peygamber, 8 yaşındaki bir çocukla hiç evlenebilir mi? Evlenemez. İnsan aklı yetmiyor. Ama ilim de yoktu ki insanlarda anlatsınlar. İşte bu şerefli görev, Peygamber Efendimiz üzerine atılan bu kirli iftirayı temizlemek, bize düştü.
Marifette o alem öğretti. Diyorlar ki siz nasıl geceleri ders alıyorsunuz? İşte örneği. Ben de elbette üzüldüm. Şanlı Peygamber Efendimiz 8 yaşında bir çocukla nasıl evlenebilir ki diye sorduğumda o alem öğretti bize. Zümer suresi 42. ayetin ortasında anlatıldığı gibi ne diyor Kur'an'da Rabbimiz? Allah bazı canları uykudur. İşte uykuda canları alınanlar marifet ehli ise ders almaya gönderilir. O alem dediğimiz evliyalardan ve meleklerden ders alır. İşin aslını birinci elden öğrenirler. Diğer adıyla kısmen de buna ledün ilmi de denilebilir. Peygamber Efendimiz 12 yaşında bir kız çocuğu ergenliğe erdi ve 8 de üzerine koyduğunuz zaman Ayşe annemiz de 20 yaşında evlenmiş. Bundan daha tabii ne olabilir? Aslı 20 yaşındadır Ayşe annemiz evlendiği zaman Peygamber Efendimizle. Bunu biz öğrendik. Üveys kardeşlerimize öğrettik. Kulüp Türk vasıtasıyla, Onayır FM ve İzmir FM vasıtasıyla istiyoruz ki bütün dünya öğrensin. Bizler nasıl bu sevince ve sevaba erdirdiyse bu kardeşlerimiz de bunu anlatarak Ayşe annemizin 8 yaşında değil 20 yaşında olduğunu anlatarak bu sevince ortak olsunlar, bu sevaba ortak olsunlar. Bu kutsal Ramazan ayında, bu kutsal gecede Rabbim bize bu müjdeyi bütün kardeşlerimize iletme imkanını verdiği için ne kadar hamd etsek azdır. Şimdi ise o karanlığı yırtmış olduk. O yanlışı parçalamış olduk. İşte işin doğrusunu aleme öğrettik. Şimdi sıra sizlerde. Sizler de öğrendiğinizi bu aleme anlatın. Anlatın ki o şanlı Peygamber Efendimizin üzerindeki kirli iftira ortadan kalksın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kanalımızda böyle bir açıklama yaptığınız için. İnşallah 3. kitabımda ilk olarak bunu yayınlayacağım ömrüm varsa. İnşallah. Şöyle bir şey anlatıyorsunuz kitaplarınızda. O alemden alınan dersler akla değil, ruha nakşediliyor. Bundan biraz bahseder misiniz? Biz çok akıllı kullar olduğumuzu düşünürüz ya. Her şeyi aklımızla idare ettiğimizi düşünürüz. Ruha alınmayı anlatabilir misiniz? Bize? Tabii. Zümer suresi 42. ayet. Bakın bir ütopya değil. Kur'an ayetinin marifetin öğrenimi ve yaşanılarak öğrenilmesini sizlere anlatıyoruz. Kul kemale ermeye başladığında, Vesel Karani zikrini yapmaya başladığında, sabah akşam bunu devam ettiğinde, günlük ibadet ve taatlarına devam ettiğinde, hayırda yarışmaya başladığında Rabb'e yakınlaşmış olur. Kendisine yakınlaşan bir kulu Rabb'i onun sorularına cevap verir. Biraz önce dersimizde de anlattık. Allah kuluna üç şekilde vahyeder, seslenir, bildirir, öğretir, gösterir anlamında. Kalbe ilham, perde arkasından seslenmek ve elçileriyle öğretmek. Tamam. Öğrenilen bu bilgiler akla verilmez. Eğer gerçekten akıllı olsaydı yıllarca bizi nefsimizin elinde bir oyuncak olup bizi kötü işlerin içine sürüklemezdi. Hata ve günahların içine hatta asileye kadar götürür. Kader ve kazaya iman ettiğimizi söylediğimiz halde kader ve kazaya her an burnumuzu sokmak için bizi uğraştırmazdı. O yüzden akıllı olsaydı bizi cehenneme götürecek bir yolda bizleri uzaklaştırmaya bakardı. O yüzden bu ledün ilmi denilen o alemin öğretileri, şeriatın gizlisi yani marifet içerisinde yolculuk, aşkla yolculuk yaptığında Rabbim size ne sırlar öğretiyor? Açılıyor mu sırlar? Kesinlikle açılıyor. İşte bunun en güzel örneği 15 asır açılmayanı biz sorduk, cevaplandırdı Rabbim. Bundan daha güzel bir açıklayıcı olabilir mi? Eğer bu akla verilmiş olsaydı, enaniyetten Rabbime sığınırım, dünyayı küçük parmağımda oynatırdım. Ama bu ilim akla değil, ruha veriliyor. Ancak kişi bir kardeşini zikre davet ettiğinde bir bakıyor ki o kadar güzel zikrin ve yaşadıklarını anlatıyor ki işte bu ilim onun aklına değil ruhuna verilmiştir. Yunus'un deyişiyle bir ben vardır benden içeri yani ruha verilmiştir. Ruh bunları gerekli olduğu zaman ve ilmi öğretmek istediği zaman zikri yaymak istediği zaman o kişi o kadar güzel konuşur ki bizim sitemizde de belirtilmiş kişi kendine hayran olur. İşte bir öğreten var içeride ders alan var ki o da yeri ve zamanı gelince insanlar bunu en güzel şekilde öğretiyor.
Eğer ruha verilmemiş olsaydı bu akıl, bilgiler akla verilmiş olsaydı çok şeyi, çok büyük düzeni bozmaya kalkardık biz. İyi ki ruha veriliyor. Ve bunu taşıyabilecek olanlara veriyor Rabbim. Kendisini ihlasla ibadet eden, cehennemin korkusu cennetin sevinciyle değil. Yaratan bir Allah, muhteşem, hoşgörülü, cömert, sevgi dolu, merhamet dolu bir Allah olduğunu bulduğunda kişi bunu algılamaya başladığında, idrak etmeye başladığında Rab ondan sonra veriyor ona lütufları. Yoksa oturdum, ben şunu sordum, cevabı aldım. Yolculuk yapmıyorsun ki. O otobüs, bindiğin otobüs, rastgele bindiğin otobüs seni hedefe götürmüyor ki. Hele hele kuldan medet umuyorsan, Allah'tan medet umuyorsan gayretin boşa ki. Elbette cennete gelirsin ibadet ve taatlarını yapmakla. Elbette gelirsin. Hayırda işin çoksa, insanlara kötülük yapmıyorsan, Kur'an'ın yapma dediklerini yapmıyorsan, Kur'an'ın yap dediklerini yapıyorsan ve imanın da varsa, üstüne de amelin de varsa gelecek olduğun yer cennet. Niye korkutuyorlar ki? Bu üç bilinmeyen bir denklem değil ki. Gayet açık ve net. İnsanlar diyor ki siz mi gideceksiniz cennete? Öyle bir iddiamız yok ki. Bunu kim söyleyebilir ki? Siz Allah'ın emirlerine uyun, iman üzerine amel koyun, cennete gelin. O kadar zor değil ki. Ama burada fark şu, üveysler cenneti değil, cemal görmek istiyor. İşte arada bir hedefte beklentilerimiz dahi farklı. Zahirde ibadetlerimiz aynı. Ama iç dünyamız farklı. İlimde biz ötedeyiz, onlar da öndeyiz. Aşkta da öndeyiz. Biz korkuyla Allah'a ibadet etmiyoruz. Allah'a layıkıyla ibadet etmemekten korkuyoruz. Ve biz cennette hurileri, gılmanları, vildanları, cennetin saraylarını, köşkleri, şelaleleri, ormanları, bahçeleri, kuşları, ağaçları, yemeği, içmeyi istemiyoruz ki Rabbimizden. Biz Rabbimizin cennetin en büyük nimeti, cemalini görmek istiyoruz. Onun nurundan nurlanmak istiyoruz. Bütün ibadetlerimiz bunun üzerine. O yüzden 800 yıl önce Yunus Emre söylemiş. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç orayı isteyenlere ver onları. Bana seni gerek, seni. İşte idrakimiz bile farklı. Beklentimiz farklı. Sizinle ibadetimiz üzerine bizim ibadetimiz daha farklı. Biz korkuyla ibadet etmiyoruz. Sabah akşam Kur'an'ın en büyük emri Allah'ı zikredin, anın diyor. Siz eşinizi seviyorsunuz, sık sık ona sevdiğinizi söylemiyor musunuz? Çocuğunuzu seviyorsunuz, anne babanızı seviyorsunuz, sevdiğinizi söylemiyor musunuz? Ey akıl sahipleri, sizi bu dünyaya getiren, emek vereni seviyorsunuz, ona sevginizi gösteriyorsunuz da, size o sevgiyi verdirttireni, sevginin kaynağı olan ailenizin size dönüşümlerini veren Allah'ı niye sevmiyorsunuz? Neden? Sizi bundan ne alıkoyuyor? Zamanınız mı yok? Yolda yürürken, evde iş yaparken, iş yerinizde çalışırken de zikredebilirsiniz onu. Buna mani yok ki. Kişinin en güzel işi sevdiğine sevgisini belirtmektir. Biz de Rabbimize, Resulümüze ve onun yolundan gelenlere sevgimizi gösteriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz ki. Hadiste olduğu üzere seven sevdiğine söylesin. Biz de söylüyoruz işte sabah akşam ve söylemekten de çok büyük keyif duyuyoruz. Ama onların bize sevgisi, geriye dönüşü, kasası uygulaması, halk diliyle kısası uygulaması o çok daha başka bir güzellik ki. Yaşamayan nereden bilir ki? Kur'an'da açık açık söylemiyor mu Rabbim? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Dün de bizler de bilmiyorduk. Marifete girince öğrendik bilmeyi. Peki bilenle bilmeyen bir olur mu? Biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz. Kardeş, çok zor değil ki. Biz size lütuflarda bulunun bize demiyoruz. Bize maddi ya da manevi güzellikler senin önümüze demiyoruz ki. Biz sizden bir şey istemiyoruz ki. Gelin Allah'a giden yol bu. Sevgiyle yolculuk yapın, korkuyla yapmayın diyoruz. Başka bir şey demiyoruz ki. Çok zor şey mi istiyoruz sizden? Bugün Allah'ın huzuruna sevgiyle gelmiyorsan yarın korkuyla geleceksin. Ömür bitecek bir gün. Bir gün bitecek. Kabul etsen de etmesen de hesaba çekileceğiz. Biz bu dünyada hesabımızı tamamladık. Tamamlamak için gayret ediyoruz. Ölmeden evvel ölünüz diyoruz. Ölünce ne olacak? Münker Nekir hesap soracak. Münker Nekir'e bile hesap bırakmak istemiyoruz ki biz.
kendi hatalarımızı, suçlarımızı, günahlarımızı, kabahatlarımızı, yanlışlarımızı Rabbimize söylüyoruz. Bizi sen bağışla diyoruz. Merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Senden başka Allah'ımız yok ki. Biz senin yarattığın kullarından bir şey beklemiyoruz. Rabbim Fatiha'da öğrettiğin gibi, emrettiğin gibi biz senden istiyoruz. Sana ibadet ediyoruz, senden yardım diliyoruz. Marifet dünyasına yeni girdiğinde öyle güzel, öyle güzel niyazlar yaptırıyor ki Rabbim, dua değil. Dua kişinin isteği ve iradesiyle yapılıyor. Niyaz kendi iradesinin dışında Rabbin ruhuna öğretisiyle oluyor. Öyle dua ediyordum ki ve ağlıyordum ki Rabbime. Rabbim benim günahlarımı Resulallah'a göstertme, bildirtme. Gecenin karanlığında örttüğün gibi ört günahlarımı. Bu nasıl benim ümmetimmiş, bu nasıl günahları varmış diye üzülmesin şanlı peygamber diye. Peygamberim üzülecek diye korkuyordum. Cehenneme gireceğim için korkmuyordum ki. Ben Resul'ü böyle seviyorum. Sizler de böyle seviyorsunuz. Ehl-i Beyt'in yolundan gelenleri, veli kulları böyle seviyoruz biz. O bağışlamaz mı? Bağışlamam demiyor mu ki Allah? Bakın Rahman ismine, Rahim ismine, Er-Rahim ismine, Zülcelal ve İkram ismine bakın. Rauf'a bakın, Gani'ye bakın. Tevvab'a bakın, Gafur'a bakın. Baştan aşağı merhamet, baştan aşağı sevgi, baştan aşağı cömert bir Allah var huzurumuzda. Neden korkayım ki sevgi dolu bir Allah varken? Hep yanlış öğrettiler. Kur'an oku diyor. Kur'an'da Rabbim oku diyor. Bunlar dinle diyor. Kur'an'ın ilk emrine bile ihanet ettiklerinin farkında değiller. Siz nasıl okuyorsunuz Kur'an'ı? Kur'an'ın bir ayet Arapça, akabinde Türkçe okunması lazım. Eğer Arapçayı öğrenemeyeceğim, yaşım yetmez, aklım almıyor diye gayret et, öğrenmeye çalış. Velev ki öğrenemedin, o zaman sadece Türkçe oku. Ama illaki oku. Çünkü sen okursan Kur'an'ın o sırları sana açılacak. Sen Kur'an'a sevgili olursan, her gün onu kucaklarsan, her gün onu anlamak için önüne alıp Rabbim bana neler diyor bu kutsal kitabında deyip, Rabbim bana Kur'an'ın sırlarını öğret dersen, sana yeri ve zamanı geldiğinde kaderinde ne varsa, en yakında ne yaşayacaksan, o ayetlere geldiğinde Kur'an ayetleri sende açılıyor. Açılınca şaşırıyorsun. Ya bu kadar kolay mı diye. Evet. Öğreten olunca o kadar kolay ki. İlla ki Arapça bir ayet. Bakın bir sayfa demiyorum. Bir cüz de demiyorum. Bir ayet Arapça, bir ayet Türkçe okuyacaksınız. Ne okuduğunuzu anlayacaksınız. Anladıktan sonra hayatınıza çok sokacaksınız. Anlamadığınız bir dilde Rabbi nasıl tefekkür edeceksiniz? Sadece onun yarattığı kelebekleri, kuşları, hayvanları, taşları, gezegenleri mi düşünerek Rabbin şanını yücelteceksiniz? Peki sana, size demiyorum, kişiye özel indiriyorum. Sana verdiklerini neden düşünmüyorsun? Kelebekler, gezegenler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede bizden uzaktalar. Önce ben Allah'ın huzuruna gittiğim zaman, siz gittiğiniz zaman bana verdiklerini gerçekten şükredebildim mi? Şükredebilmem için anlamam lazım. Anlayabilmem için okumam lazım Kur'an'ı. Yıllarca Arapça okutturdular. Ne kazandırdılar? Yanlış bilgiler. Mealini bile bilmeden kalktılar bize. Başka türlü anlattılar ve buna inandığı insanlar başka bir şey kabul etmiyorlar şu an. Hayır bu böyledir, öyle değildir. Hep cevizin dışını anlatıyorlar. Ey akıl sahipleri, cevizin dışı yenmez. Asıl olan içidir. Siz içini hedeflemeye bakın. İsteyin, veren bir Allah var. Kim diyor ki öğretmez? Kur'an'da Allah söylemiyor mu açık açık? Kur'an'ı biz öğretiriz diyor. Size harf olarak elif, ba diye öğretmiyor. Harflerin birleştirilmesini, kelimenin okunuşunu, sonra da tilavetle okumasını öğretmiyor Allah. Kur'an'da diyor ki Allah, Kur'an'ı biz öğretiriz diyor. Nasıl öğretiyor? Sırlarını öğretiyor, iç dünyasını öğretiyor. Bu o kadar zor bir şey değil ki. Ya
yapıyor vesvese karanın zikrinde? Hayırda da kendini gayretli say. Bak Rab, Kur'an'ı da oku. Allah'ın emrine uy. Oku. Okumadık Kur'an'ı. Hüzeyden okuduk, Arapça okuduk. Elin oğlu geldi bize İncil'i, Tevrat'ı tersinden okuttu Kur'an diye. Dinimizde ruhbanlık yasak. Ruhbanlığın en büyüğü bizde. Vatikan bile ayağa kalkıp alkışlar bizi. Üstadsınız diye. Bu mu İslam? Hadi canım. Ne alakası var? Dinimizi baştan aşağıya kişilerin pis egolarını tatmin etmek için bir sürü entrikaların içerisinde kaldı İslam. Artık nasıl Peygamber Efendimiz'e atılan bu çirkin iftira varsa, yırtıldıysa, ruhbanlık da yırtılmalı. Çünkü elde edeceğim bütün bilgiler 9 lira 90 kuruşluk bir internet paketinde var. O zaman bana öğretici gerek yok. Marifetli ise gene gerek yok. Marifette senin ihtiyacını o alem öğretmen olarak veriyor. Size mi verilmedi? Üveysiniz. Öğretmen verilmedi. Kaç öğretmen verildi size manada sayar mısınız lütfen? Abdülkadir Geylani Hazretleri, Somuncu Baba, Yunus Emre Hazretleri, Tapduk Emre Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Beyazıt Bestami Hazretleri. Yaklaşık 15 tane öğretmenim var hamdolsun. Peki, bilenle bilmeyen bir olur mu ayetini şimdi öğrendiniz mi? Şimdiye kadar hep soru sordunuz. Bu kez de ben sorayım dedim. Bu sadece sizde değil. Lütfen. Ehl-i Beyt yemeğimiz var. Evet. Kulüp Türk bunu yayınlayacak. Evet. Kulüp Türk'tekileri de sesli olarak İzmir FM ve Onayil FM kardeşlerimize duyuracak. Orada bir şey var. Lütfen istirham ediyorum. Bizi, üveysleri daha iyi anlamak istiyorsanız bir kez daha, lütfen bir kez daha üveyslerin Ehl-i Beyt yemeğinde yapılan konuşmayı, üveyslerin hareketlerini, yaşantılarını, sorulan sorulara cevap verilenleri ve ispat edilmiş halini görün lütfen. Bu dünyada bir ilk. Şeyh uçuyormuş. Bana ne kardeş? Kuş da uçuyor. Ben uçabiliyor mu Allah'a? Asıl sorun orada. Ya da sen beni, bana bir kanat takıyor musun? Ya da uçma yollarını bana öğretiyor musun Allah'a seyri sülük yapabilmem de, Allah'a yolculuk yapabilmekte? İşte ben senin ayağını bir değil 100.000 kere öperim o zaman. Ama nerede? Nerede? Tarikat eşittir barikat yapmışlar Allah'a giden yolda. Ne kadar acı değil mi? Artık aklı selimsiniz. Pırıl pırıl insanlarsınız. Elinizde bilgiye ulaşabilecek her an, her saniye bir sürü materyal var. İster yazılı, ister sesli basında, görsel basında. Bakın, araştırın, bulun. Şanlı Peygamber Efendim demiyor mu? İlim Çin'de dahi olsa gidip alın, bulun diyen o değil mi? Çin'e gitmenize gerek yok. Açın interneti, girin istediğiniz bilgiyi, sorun, öğrenin. Ama öğrenmiyorsunuz. Öğrenmek için gayretiniz yok. Ondan sonra bir sahtekere tabi oluyorsunuz. Hem zamanınızı, hem paranızı, hem Allah korusun imanınızı zarara götürüyorsunuz. Fatiha'nın 4. ayeti ruhbanlığı yasaklamaktan. Bakın peygamberlerin 114.000 ya da 124.000 peygamberin birinci kelamları la ilahe illallah'tır. İkinci kelamları yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyor. Bunu değişik bir şekilde söylüyorlar. Senden başka bana yardım yok, edecek yok diyorum bir şekilde. Bu da Fatiha'nın 4. ayeti değil mi? Beni sen korursun. Ben yalnız sana ibadet etmek istiyorum diyor bütün peygamberler. Bu da Fatiha'nın 4. ayeti değil mi? Gelin Enver-ül Aşık'ında anlatılan Peygamber Efendimiz'in yazdırmış olduğu yeryüzündeki tek kitap Muhammediye. Onun kardeşinin o Muhammed'in içerisinden Türkçe çevirdiği Enver-ül Aşık'ın Aşıkların Nurlu Yolu kitabında çok daha güzel anlatmakta. Hazreti Musa aleyhisselam Fatiha'yı duyduğunda diyor ki Rabbine, Rabbim benden peygamberliği al, ümmetime Fatiha'yı ver diyor. Bakın bir peygamber, peygamberlikten feragat edip Fatiha'yı istiyor. Rabbim diyor ki ona, o Habibim Muhammed'in ümmetine verildi. Kalem yazdı ve bitti. Ey Musa diyor. O kadar kıymetli ki Fatiha, onsuz namaz kılınmaz. Kur'an'da Fatiha'yı öven ayet var. Hicr suresi 87.
Biz sana tekrarlanan 7 ayeti vermedik mi diyor. Ey akıl sahipleri, bu kadar önemli. Onsuz namaz kılamazsınız. Onsuz dua edemezsiniz. Ama neden Fatiha'ya yüz çevirirsiniz? Neden Allah'tan istemeyip kuldan istiyorsunuz? Yanlışınız burada. Çok şimşekleri üstümüze çekeceğiz. Hiç umurumda bile değil. Hiç değil. Umurumda olan hakikat karşısında susan dilsiz şeytandır diyen şanlı peygamberimin hadisi. Ben bundan çekinirim. Yaratılmışlardan değil ki. Hiç kimse Allah'ın Kur'an'ın ve Allah'ın koyduğu kaderin önüne geçemez. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Her geceniz Kadir gecesi, her gününüz bayram olsun. Bizlerin selam ve duaları üzerinizde baki olsun. Allah'ımıza emanet olun. Hakikatten inciler döküldü yine bu akşam. Muharrem Karabay üyesinin öğretmeni, Peygamberimizin üzerinde 15 asırdır atılmış olan çirkin iftiranın gerçekliğe kavuşmasını sağladı. Allah kendisinden razı olsun. Cümlemizden. Programlarımız devam edecek. Her akşam, Ramazan'dan sonra da. Sorularınızı bekliyoruz. Kulüp Türk'te kalın, sevgiyle kalın.